geldiniz. Bugün günlerden Perşembe. Ben çocukları okula bıraktım. Şimdi çarşıya gidiyorum. Arkadaşlarla buluşacağız. Şu anda 9'a 5 var. Arkadaşlarla 10.30-11 arası diye kararlaştırmıştık. Ben de anca trafik falan olur dedim. Gideyim dedim. Erken gidersem zaten biraz Primark'ta falan dolaşırım. Çocuklara belki bir şeyler bulabilirsem alırım. Telefonum sağa sola fırlayabilir. Çünkü bu telefon tutacağı tam olarak adı nedir? Kırılmış oynuyor. Ben geldim alışveriş merkezine. Şöyle aşağı ineyim. Biraz dolaşayım. Saat 9.30 bu arada. Arkadaşların gelmesine çok var. Doors closing. Evet, direkt çocuk bölümüne çıktım. Bu 5-6 yaş. 12 poundmuş. Şafağımın yaşı yok. Geçen hafta şundan almıştım Tana'ya. Güzel sağlam yani, bundan almıştım Tana'ya. Tana'nın yaşı mı bu? 4 pound. Şu da güzelmiş aslında. Bu 5 pound'a düşmüş mesela. 9 pound'dan 5 pound'a düşmüş. Da şöyle penye 4.50. Mickey Mouse. Çocukların en sevdiği. 8 pound. Mickey Mouse'lı 9 pound, tişörtler 1 pound, şu baskılı tişörtler ama güzelmiş. Şu Harry Potter kalemi rengarenk ama 1.50'ymiş. Silikon bir tablet kabı var. Winnie Pooh adı kovanı şeklinde. Fincan çok güzel. Burada yemek kapları var. Lunch boxlar. Güzelmiş. Kapağı da varmış. Çift cam hem de ama çelimsiz gibi. Bugs Bunny. Kumpara. Çok tatlı. Bu soğuk içecek bardağı. Pipeti de var içinde. 6 pound. Bu da mini bazı kek standı. Bu da kek pişirme silikonu. Güzellik uykusu. Şu bardakların da burada boxu var. Lunch boxmuş. Bambili.
Ama sağlam camı. Şu bayrakların camı sağlama benzemiyor. Çok ince. Yine de kum parası. 8 pound. Disney diyor. Dedim nedir? Disney üstünde bir şey göremeyince şeymiş, Mickey Mouse'muş meğerse. Burada da harfli cüzdanlar var. Ama böyle kartlar açıkta hiç güvenli değil. Maskemi taktım. Gene de takıyorum maskemi. Aa, burada Tangle Teaser tarzı bir tarak buldum ve 3 pound. Biraz daha yumuşak bunun telleri. Fırçası biraz daha yumuşak. Hayatta beceremediğim şey fondöten kullanmak. Şu saçımı kullandığım Foka'dan keşke bulabilsem. Bir daha bulamadım ondan. Şunların ufağı. Şu kadar da ufak değil. Biraz büyüğü olacak ama yok, bulamıyorum. Şunlar da çok büyük gelir benim saçıma. Bunlar da çok büyük gelir benim saçıma. Saçları yapıştırmak için iyidir. Bunlar da rozet herhalde. Evet, rozet. Çantanıza falan takabilirsiniz. Çok hoş. Taytlar 2.50'ymiş. Bunlar beni çok korkutuyor. Sanki kopacak gibi bir yere takılsa. Gerçi bu hırka da aynı. Takıldı çıktı. İpi çıktı maalesef. Bunu da H&M'den almıştım. Bir sürü para verip. Brezilyalılar olayı aşmış yalnız. Bir tane parmesan peynirli bresel sipariş verdim. 3.95'miş. Yalnız 7 dakika sürüyormuş pişmesi. Evet, bresel hazır olana kadar şu aldıklarımı arabaya götüreyim bari dedim. Daha zaman var. Evet, aldıklarımı arabaya bıraktım. Böyle daha rahat elimde taşımaktansa kolum yoruldu zaten. En iyisi dedim arabaya bırakayım, geri ineyim. Şöyle parmesan peynirli bresel aldım. Hala sıcak biraz. Yiyorum. Artık kızlar gelince bir şey yiyelim derler şef. Ben diyetteyimdir herhalde. Arkadaşlarla buluştuk şimdi. Arkadaşımın kızı. Gel serelim Eva. Korkuyorum sevme çünkü ağlıyor hemen. Neyse, fazla uğraşmıyorum. Evet, arkadaşım Esen, bayağıdır görüşememiştik. Bugün elastik oldu şükür ve Hatice. Hatice'yi çekmiyorum, istemiyor. Beni çekebilirsin, sorun yok. Ne diyor? Bizi ne alacağım diyor. Gitme mi diyor? Gitme diyor. Ha, beraber mi gidelim diyor. Şurada Latanay da gelsin o zaman diyor. Okuldan sonra gidiyor zaten. Hmm. Ay, birileri de çıkmış onlar. Yazık, çocuklara da getirelim o zaman haftaya. Üçlüsü 7 puan, çok iyiymiş. Next'in evet, hepsi bir de. 2.50. 12 pound'muş. Gerçek fiyatı 28 pound. Next'in. Aman çok güzelmiş burayı, ben bilmiyordum. Bana Esengül söyledi. Esen, iyi ki söyledin bana burayı kız. Hatice bana bir tane daha kahve ısmarla diye çok ısrar etti. Hatice şok şu anda. Hatice. Çocukları aldım eve. Gireceğiz hayırlısıyla. Şimdi şu eşyaları alacağız. Şafak. Anneciğim çantanı al. Ceketim kalsın artık, çantamı alayım. Şafak, çantamı da tutar mısın anneciğim? Teşekkürler. Tanay, sen de bu poşeti tutar mısın? Tanay üstüne yine yoğurt dökmüş. Öyle mi? Bunlar yoğurt mu? Kollar boyanmış. Sen çok mu çalıştın annem? Evet, çok. Aferin. Çak.
Bravo. Tanay çok çalışmış. Onu ben tutayım mı? Hadi kapıyı kapat. Bunu sen taşıyamazsın, bu ağır. Bravo Tanay. Bravo Tanay. Eve geldik. Ben hemen makineye çamaşırları attım. Tanay bugün de üniformasını kirletmiş. Dün de kirletmişti. Yıkamamışım. Hemen hepsini attım. Şimdi yıkanıyor. Dolma hazırlamıştım dün akşamdan. Şöyle dolmayı ocağa koydum, pişecek. Burada da biraz mercimek çorbası var. Şöyle Primark'tan öncelikle bunları galiba göstermiştim. Bir tane Tanay'a, bir tane Şafak'a şu Bugs Bunny kumparadan aldım. Bu 8 pound. Bir de Tanay'a bir tane Şafak'a. Orada göstermiştim zannediyorum, çekmiştim. Bir de şeyli vardı, Winnie Pooh'lu vardı. Ben bundan almak istedim. Şöyle bir tane Tanay'a, bir tane Şafak'a kumpara aldım. İşte Tanay, bunun içine paranı koyacaksın. Bu oyuncak değil, tamam mı anneciğim? Kırılır bak bu. Kırılabilir. Hani sana verdiğim paran nerede? Cüzdanına mı koydun? Evet. Neyse, bunlar burada kalsın. Ben bunları bir yıkayayım. Ondan sonra paranı koy, tamam mı? Tanay burnunu çekip duruyor yalnız. Korkuyorum. Böyle bir şey aldım Şafak için. Şöyle bir sweet aldım, şapkalı. Bu 5 pound'tu. Şöyle gri renk. Bir de şöyle jel verdi kadın bana. Bunu bedavaya verdi. Sonra Şafak'a şöyle bir Lego baskılı sweatshirt aldım yine. Bu da 10 pound'tu. Tanay'a şöyle bir penye üst aldım. Şöyle Paw Patrol. Şöyle bu da 7 pound. Şöyle bir tane üst aldım yine. Mickey Mouse'tu. Bunun altı da vardı. Ama Tanay'da altılar olduğu için şimdi Mickey Mouse altı alsam sadece bununla giydirmem gerekecek. Mickey Mouse eşofman altını. Sadece bununla giydirmem gerekecek. O yüzden bunun altına uygun bir şeyleri var çünkü siyah. Mesela kot pantolon alabilirim. Bunun altına kot pantolon gider. Veya siyah bir alt gider. Şu şekilde. Bunların fiyatını orada göstermiştim diye hatırlıyorum zaten ama bu da 9 pound. Tanay bak, Mickey Mouse aldım sana. Gözlüğünün üstünden bakıyor, gözlük takıyor evde. Yıkayalım bunları, tamam mı anne? James'e böyle bir şey aldım Primark'tan. Şu 8 pound şöyle bir triko kazak aldım. Yani pek bir şeysi yok. Şöyle bir kazak. Şöyle bir tane keratin teknoloji diyor. Çamaşır renk koruyucu deterjan aldım. Şu anda da kullandım, hatta çocukların okul üniformaları için kullandım şimdi de zaten. 4 pound'tu bu Wilko'da. Bir mağazadan da Next'in kıyafetlerini satan bir mağaza vardı. Oradan da şöyle bir üst aldım kendime. Şu şekilde. Böyle bol, rahat diye düşündüm. Bu 9.50. Gerçek fiyatı 19.50'ymiş. Evet, şöyle oldu. Çok güzel. Rahat, bol oldu. Şöyle arkası tek düğmeli boğazdan. Çok hoş, çok iyi ki almışım. Çok beğendim. Kolları şu şekilde, lastikli. Şurada bir detay var. Yani güzel. Beğendim. Evet, dolma pişti. Şimdi çorbanın altını açıyorum. Çorbada ısınsın. Salata yaptım. Yoğurt alacaktım bugün ama unutmuşum. Maalesef artık çocuklar seviyordu normalde yoğurtlu. Ben yemeyeceğim de. Onlar yer diye alacaktım ama unutmuşum. Çocuklar uyudular. Saat 11:20 var zaten. Çoktan uyudular çocuklar. Cengiz geldi. Ben de onu bekledim. Yoksa ben de yatardım. Şafak'ın öğretmeni böyle bir şey istemişti. Haritada araştırmışlar hangi çocuk hangi ülkeden olduğunu, o ülkeyi haritada bulmuşlar. Sonra o ülkenin diliyle merhaba demeyi öğrenmişler. O yüzden böyle bir şey de istemiş. Kendi dilinizde, kendi ülkenizin dilinde merhaba yazmamızı istemiş. Herkes kendi ülke dilinde yazacak tabii. Ondan sonra şöyle bir tane de resim, A4 kağıdına resminiz olacak, basılmış veya yapıştırılmış bir resmimiz olacak.
Ondan sonra altına da tabii Tanay, onun abisi, annesi ve babası Türkiye'den diye yazdım buraya. Bu şekilde hazırladım. Yarın öğretmenine verecek Tanay'cığım. Bu arada yarın cuma günü üniformasız gün yapıyorlarmış bizim okulda. Şafak bunu giymek istedi. Bu şekilde bir de pantolonu ayarladım. Tanay'a da bunu giydireceğim. Altında da aynı renk lacivert bir eşofman altı var. Bunları giyecek. Yarın üniformasız gün olacakmış bizim okulumuzda.